Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzda son yıllarda popüler olan Lehrkräfte Plus programlarının tanıtımını yapacağız. Menşe ülkesinde geldiği ülkede öğretmen olan ama Almanya'da da öğretmenliğe devam etmek isteyen insanlar için, arkadaşlar için Lehrkräfte Plus programları büyük bir fırsat sağlamaktadır. Pek çok yerden de Lehrkräfte Plus ile ilgili sorular almaktayız. Bu programın içeriği, hangi şehirlerde olduğu ya da sonunda ne vaat ettiği, bu program esnasında neler işlendiği ile ilgili pek çok sorular almaktayız. İşte bu videomuzda Lehrkräfte Plus programını tanıtmaya çalışacağız. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve henüz değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kıymetli arkadaşlar, bu videomuzda Lehrkräfte programına müracaat şartlarını ve hangi şehirlerde, hangi üniversitelerde bu programın devam ettiğini anlatacağız. Programın süresini ve branş bilgisini sunacağız. Lehrkräfte Plus programında ne tip içerikler var? Praktikumda öğretmenlerimizi neler bekliyor? Program sonunda hangi dil sınavlarına giriliyor ve hangi sertifikalar elde ediliyor? Bunları işleyeceğiz. Acaba bir iş garantisi var mı? Bu programı 5 yıldır bitiren insanlar ne iş yapıyorlar? Bunu işleyeceğiz. Ayrıca bu programla bağlantılı olarak ILF ya da ILF dediğimiz program hakkında da arkadaşlar sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle size Lehrkräfte Plus programı hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Lehrkräfte Plus programı mülteci geçmişi olan ve kendi ülkesinde öğretmenlik yapan öğretmenlerin Alman eğitim sistemine entegrasyonu ile ilgili bir programdır. Sadece Köln Üniversitesi arkadaşlar belli bir miktar %15 kadar bir oranda mülteci geçmişi olmayan yani Almanya doğma büyüme insanların da programa dahil olmasına müsaade etmiştir. Onun haricindeki diğer 4 program mülteci geçmişi olan öğretmenlere yönelik bir programdır. Ve arkadaşlar bu program Lehrkräfte Plus programı sadece NRW eyaletinde yani Kuzey Rhein-Westfalia eyaletindeki okullarda çalışmak için hazırlanan bir programdır. Yani başka eyaletlerde benzeri programlar olsa da bu programlar Lehrkräfte Plus programı değildir. Şimdi Lehrkräfte Plus programına dahil olmak için ne gibi gereksinimler, ne gibi şartlar var? Bunları işleyelim arkadaşlar. Öncelikle öğretmenlik geçmişimizin olması lazım. Yani biz lisans, en az lisans seviyesinde, mümkünse yüksek lisans ama en az lisans seviyesinde bir üniversite diplomamızın olması gerekiyor arkadaşlar. İkinci olarak en az B1 ama tavsiye edilen B2 seviyesinde Almancamızın olması lazım ve bunu kanıtlamamız lazım. TEŞ, GÖTE gibi dil sertifikası veren kurumlara ait sertifikalar lazım. Minimum B1 seviyesinde Almanca isteniyor. Her programa arkadaşlar 25 kişi alınıyor. Bu 25 kişinin 5'te 1 kadarı B1 seviyesinde alınıyor ama %80'i arkadaşlar B2 ve daha üst seviyede öğretmenlere öncelik tanınıyor. Bir üçüncü şart Almanya'da oturumumuzun olması gerekiyor. Bu şu demek değildir arkadaşlar. Red almış insanlar bu programa başvuramaz değil. Hayır bu böyle değil. Red alarak veya arkadaşlar oturum izni alarak Almanya'da oturma izni belli bir müddet ve oturma izni olan herkes bu programa müracaat edebiliyor. Arkadaşlar programlardan bazıları akademik iş deneyimimiz de istiyorlar. Yani en az 2 yıllık bir öğretmen geçmişimiz olmasını istiyorlar. Ama bazı üniversiteler bu şartı yok sayabiliyorlar arkadaşlar. Ayrıca müracaat ederken bizim bir CV'miz, Lebenslauf'umuz ve arkadaşlar güzelce yazılmış Almanca veya İngilizce dilinde yazılmış bir motivasyon mektubu olması gerekiyor. Şimdi gelelim Lehrkräfte Plus programı hangi şehirlerde var? Arkadaşlar sadece NRW eyaletinde 5 şehirde var. Bielefeld,
Bochum, Duisburg, Essen, Köln ve Siegen üniversitelerinde arkadaşlar. Bu 5 şehirde Lehrkräfte Plus programı var. Peki ben bu 5 şehirden birisine ikamet etmiyorum. Başka şehirde ikamet ediyorum. Bu programlara müracaat edebilir miyim? Evet, mülakat esnasında bizlere soruyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki sen bu şehirde ikamet etmiyorsun. Geliş gidişi nasıl yapacaksın? En azından yakın civarda oturmamız isteniyor. Korona dolayısıyla arkadaşlar online olmuş olsa bile artık yüz yüze eğitime geçiliyor. Bundan dolayı devam mecburiyeti var. Başka eyaletlerden de müracaat mümkün ama sizin taşınmanız ya da her gün arkadaşlar bu programa dahil olmak için yolculuk yapmanız gerekiyor. Başka eyaletlerden, yakın eyaletlerden de bu programa müracaat edip kabul alan ve bu kabul mektubuyla bu eyalete taşınan pek çok insan da var arkadaşlar. Peki bu Lehrkräfte Plus programının süresi ne kadar? Arkadaşlar bu program tam bir yıl sürüyor. Tam bir yıl sürüyor ve tam zamanlı. Yani sabahleyin saat 9'da başlıyor. Bazen akşam saat 17'ye kadar devam ediyor. Program tam günü kapsadığı için arkadaşlar başka bir işte çalışmak, gönüllü çalışmak mümkün değil. Ve bu programın hem ders kısmına hem de seminer kısmına devam mecburiyeti var arkadaşlar. Peki benim branşım Lehrkräfte Plus programına girmek için yeterli mi? Böyle bir soru var. Arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğimiz gibi 5 tane üniversitede bu program devam ettiriliyor. Ama her üniversitenin kabul ettiği branşlar farklı farklı. Şimdi isterseniz üniversite programlarımızı tanıyalım ve hangi üniversite hangi branşı alıyor, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor bununla ilgili bilgi verelim. Öncelikle arkadaşlar Bielefeld Üniversitesi, Lehrkräfte Plus Bielefeld bu programı NRW eyaletinde ilk başlatan üniversite. Arkadaşlar Bielefeld Üniversitesi'nde başvuru tarihi Ocak ortası ile Ocak sonunda başlıyor ve Mart sonuna kadar devam ediyor arkadaşlar. 2 ya da 2,5 ay süren bir müracaat zamanı var. Bu müracaattan sonra da değerlendirmeler yapılıyor. Ve Eylül ayının başından itibaren de eğitim öğretme başlanıyor. Ta ki Ağustos ayının sonuna kadar arkadaşlar devam ediyor. Bielefeld Üniversitesi'nin kabul ettiği branşlar biyoloji, kimya, İngilizce, bilgisayar, sanat, matematik, müzik, fizik ve spor. Arkadaşlar her ne kadar bu videoda biz bu branşları söylemiş olsak da her dönem için branş bilgisi yenilenmektedir. Bu dönem için kabul edilen bir branş bir sonraki dönem için kabul edilmeyebilir ya da tersi olabilir. Arkadaşlar Bielefeld Üniversitesi daha önce sizin ülkenizde fiili olarak öğretmenlik yapmış olma şartı aramamaktadır. İkinci bir üniversitemiz arkadaşlar Lehrkräfte Plus Bochum. Bochum Üniversitesi'nin Lehrkräfte Plus programı Eylül sonunda başlıyor ve Kasım ortasına kadar devam ediyor. 1,5 aylık bir süre arkadaşlar. Eğitim öğretim ne zaman başlıyor? Nisan ayının başında başlıyor ve Mart ayının sonuna kadar 12 aylık bir süreyi kapsıyor arkadaşlar. Bochum Üniversitesi'nin kabul ettiği branşlar matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce ve spor. Bir üçüncü üniversitemiz Duisburg Essen Üniversitesi. Duisburg Essen Üniversitesi de yine Bochum Üniversitesi gibi arkadaşlar Ekim başından Kasım ortasına kadar başvuru kabul ediyor.
Ders dönemi Şubat'ın başında başlıyor ve bir sonraki dönem arkadaşlar Ocak sonuna kadar devam ediyor. Duisburg-Essen Üniversitesi'nin kabul ettiği branşlar arkadaşlar kimya, matematik, fizik, inşaat mühendisliği veya mühendislik arkadaşlar enteresan. Bu branşlardan öğretmen kabul ediyor. Dördüncü bir üniversitemiz Köln Üniversitesi. Köln Üniversitesi arkadaşlar Aralık'ta başlıyor ve Şubat ortasına kadar başvuru kabul ediyor. Ağustos'un başında başlayan eğitim bir sonraki senenin Ağustos ayının sonuna kadar 12 ayı kapsayacak şekilde arkadaşlar devam ediyor. Köln Üniversitesi öğretmen kabul ederken branş yönüyle biraz cömert davranıyor ve pek çok branş arkadaşlar kabul ediyor. Bu branşlar biyoloji, kimya, Almanca, Fransızca, coğrafya, Yunanca, İtalyanca, Japonca, sanat, Latince, matematik, müzik, Felemenkçe, fizik, felsefe, pratik felsefe, Protestan ve Katolik din, Rusya, sosyal bilimler, İspanyolca, spor ve özel eğitim arkadaşlar. Akıllara şöyle bir soru gelebilir. Niçin diğer üniversitelerde daha az sayıda branş kabul edilirken Köln Üniversitesi'nde bu kadar bir çeşitlilik var? Arkadaşlar her bezik regyonun kendi ihtiyacı olduğu branşları talep ediyor. Demek ki Köln bezik regyon arkadaşlar. Yani Köln bölgesinde bulunan okulların ihtiyacı olan branşlar bunlar ki bu branşları kabul ediyor. Ve arkadaşlar son üniversitemiz Ziegen Üniversitesi. Ziegen Üniversitesi de Şubat ortasından Nisan başına kadar başvuru alıyor. Eylül ayından başlayıp yine Eylül sonuna kadar arkadaşlar eğitim öğretimine devam ettiriyor. Ziegen Üniversitesi'nin kabul ettiği branşlar kimya, elektrik mühendisliği, İngilizce, bilgisayar, sanat, makine mühendisliği, matematik, fizik ve teknoloji arkadaşlar. Şimdi gelelim müracaat ve kabulden sonra arkadaşlar Lehrkraft+ programları neyi içerir? Arkadaşlar bunu biz dört ana başlıkla ele alabiliriz. Birincisi yabancı dil olarak Almanca çok yoğun kurs. İkincisi pedagojik ve kültürler arası yeterlilik. Üçüncüsü praktikum ve dördüncüsü yine arkadaşlar teknik ve didaktik alandaki seminerler. Bunları ayrı ayrı işleyelim. Öncelikle Almanca kursu arkadaşlar B1 Plus'tan başlıyor hızlı bir şekilde. Sonra B2 veriliyor. Sonra da C1 kursu veriliyor. Sabahtan öğleye kadar oluyor genellikle bu kurslar ve çok yoğun oluyor arkadaşlar. Her kursun belirlediği kendine ait bir kitap var. Ve bu kursun sonunda bazı üniversitelerde TESTAF, bazı üniversitelerde ise arkadaşlar DSH dediğimiz dil sınavı yapılıyor. Program ögelerinden bir başkası da arkadaşlar pedagojik ve kültürler arası yeterlilik. Bu ne demek? Arkadaşlar eğitim öğretimle ilgili pek çok seminere tabi tutuluyorsunuz. Düzenli, günü belli olan seminerler. Bu seminerlerde Alman eğitim sistemi, öğrenci merkezli eğitim, sınıf yönetimi, ders planlaması gibi pek çok konuda seminerler yapılıyor. Bu seminerlerde elbette ev ödevleri de veriliyor ve bazı ödevleri yerine getirmeniz isteniyor. Lehrkraft Plus programından mezun olabilmek için bu seminerlerden de yeterli notu almak gerekiyor. Programın ana ögelerinden bir tanesi ise praktikum arkadaşlar. Belki de dışarıdaki insanlara göre en büyük avantaj burada sağlanıyor. Bir programa katılan kişi öğretmen, yaşadığı yere yakın bir okulda praktikum yaptırtılıyor. Bu praktikum okulunu üniversite ayarlıyor. Yani öğretmenimizin ayarlamasına gerek yok.
Her okulda arkadaşlar kendisine bir mentor tahsis ediliyor. Bu mentor gözetiminde arkadaşlar sınıflara sokuluyor. Öğretmenimiz öncelikle bir gözlem yapıyor. Diğer bir fazda veya diğer ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bu gözlem ders anlatmaya dönüşüyor ve öğretmenimizden birkaç kez belki de daha fazla ders anlatması gerekiyor. Praktikum neticesinde kendisine arkadaşlar bir değerlendirme yapılıyor. Tabii ki bu değerlendirme gizli ve biz bunu asla göremiyoruz. Bu değerlendirme neticesinde arkadaşlar bizim bir sonraki adım olan ilk programına dahil edilmeyeceğimiz belirleniyor. Yani buradaki mentorun görüşü arkadaşlar büyük önem arz ediyor. Ve son olarak teknik ve didaktik seminerler arkadaşlar. Yine bu seminerlerde Alman eğitim sisteminin gerektirdiği ders materyalleri, ders planlamaları, dijital platformlar anlatılıyor. Bazen diksiyon eğitimi, bazı üniversitelerde çok dillilik gibi arkadaşlar farklı seminerler veriliyor. Yine bu seminerlerden de başarılı olma şartı var. Sonunda bir sınav var mı? Yok ama arkadaşlar portfolyo ödevleri var. Ve bu portfolyo ödevlerini bizim tamamlayıp teslim etmemiz gerekiyor. Peki program bitiminde biz hangi sınavlara giriyoruz? Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi arkadaşlar TESTAF sınavına veya DSH dil sınavına giriyoruz. Ayrıca girmiş olduğumuz seminerlerden de başarılı olma şartımız var ve praktikumda almış olduğumuz notlar da önemli arkadaşlar. Bazı üniversitelerde bir Hausarbeit yani küçük bir tez yazmamız da istenebiliyor arkadaşlar. Ve programın neticesinde bize dil sertifikamız, praktikum bilgilerimiz, almış olduğumuz seminerler ve bunların kredi notlarının belli olduğu arkadaşlar bir sertifika bize takdim ediliyor. Peki şöyle bir soru var arkadaşlar. Programdan mezun oldum ben. İş garantisi var mıdır? Ve mezunlar ne iş yapıyor? Arkadaşlar sene içinde mezunların hepsine defalarca bu söylenir. Learncraft Plus programı mezunlarda bir iş garantisi vermez. Ama bu program mezunları için aşağıda bekleyen fırsatlar da vardır. Bu program mezunu Fertilitus Lehrer olarak yani Türkçesiyle sözleşmeli öğretmen olarak çalışabilir. Ya da arkadaşlar bu videonun sonunda ayrıntısıyla anlatacağımız bir program olan International Learncraft Förden ILF ILF programının katılımcısı olabilir. Veya arkadaşlar OBAS yapabilir. OBAS da ayrı bir konudur ve arkadaşlar branş tamamlama ve bunun neticesinde de arkadaşlar anerkan tanınmış bir öğretmen olmanın bir yoludur. Ya da pedagogische Einführung dediğimiz Alman eğitim sistemine yandan giriş, Seiteneinstieg yapabilirler ve tek branşla öğretmenliğine devam edebilirler bu program mezunları. Ya da arkadaşlar eğer yaşı gençse ve istekliyse katılımcı öğretmenimiz tekrar bir üniversite okuma, stüdyum yapma fırsatı tanınır. Ya da arkadaşlar kendi ana dilinde öğretmenlik yapabilir. Biz buna HSU öğretmenliği diyoruz. Peki bu konuda yapılmış bir istatistik var mı? Evet arkadaşlar var. Mezunlar ne iş yapıyor? 5 tane üniversitede düzenlenen programa bu seneye kadar arkadaşlar 3446 kişi müracaat etmiş. Ve bunlardan 358 tanesi arkadaşlar kabul edilmiş. Bu 358 kişi programa kabul edilmiş ama 289 tanesi ancak bu üniversiteden mezun olabilmiş. Yani bu programı bitirebilmişler. Ve bu 289 kişiden de arkadaşlar 162 tanesi şu anda bir önceki slaytta saymış olduğumuz herhangi bir alanda arkadaşlar çalışabiliyorlar. Bunların büyük bir çoğunluğu ILF kapsamında bir okulda çalışıyor ya da Fertilitus Lehrer olarak çalışıyor. Bir kısım öğrenciler ise OBAS ya da pedagogische Einführung yapıyorlar.
Şimdi gelelim arkadaşlar ILF programına. Yani International Lehrkräfte Fördern programına. Arkadaşlar bu program Lehrkräfte Plus programından bağımsız bir programdır. Ama bu programın katılımcıları Lehrkräfte Plus katılımcıları arasından seçilirler. Yani dışarıdan ILF programına girmek mümkün değildir. Sadece Lehrkräfte Plus katılımcıları arasında seçilenler ILF programına dahil olurlar. Niçin internasyonel? Çünkü arkadaşlar Avusturya'da, İsviçre'de, Kanada'da arkadaşlar ve Almanya'da bu programların benzerleri yapılmaktadır. Bundan dolayı uluslararası bir programdır. Bu ilk programına seçilebilmenin kriterleri net olarak ortaya konmuyor ve bu öğretmenlerimize söylenmiyor. Ama tahmin ettiğimiz üzere arkadaşlar bize ders veren hocalarımız, seminer hocaları, programın genel sorumlusu yani bizimle birkaç kez en az birkaç kez görüşmüş, birebir görüşmüş olan genel sorumlu ve okullardaki mentorumuzun görüşleriyle arkadaşlar ortak bir konsensüs oluşuyor ve bir adayın ILF'e katılıp katılmayacağı mevzubahis oluyor ve ILF'e katılınıyor. Arkadaşlar ILF'e katılmaya hak kazanan bir kişi bir okulla ilişkilendiriliyor. O okulda arkadaşlar sözleşmeli olarak derse girmeye başlıyor. 12 saat normal derse gidiyor arkadaşımız. 5 saatte seminer görüyor. Üniversite bünyesinde arkadaşlar. Ve toplam 17 saat bir çalışma söz konusu ve buna uygun bir maaş takdim ediliyor arkadaşlar. Bu 12 saat derse girme ya bizatihi derse girme oluyor okulun durumuna göre ya da arkadaşlar bir team teaching başka bir öğretmenle beraber girilebiliyor. Özellikle ikinci senede öğretmenlerimizin bizzat yalnız başına derse girmeleri istenebiliyor. Peki ilk bitiminde bir garanti var mı? Hayır arkadaşlar. 2 yılın sonunda ilk bitiminde bir garanti yok. Ama ne avantajımız var? Artık Alman eğitim sistemini tanır hale geldik. Artık 2 yıllık bir tecrübemiz var. Öğrenci merkezli eğitimi biliyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar diğer adaylara göre daha avantajlı durumda oluyoruz. Artık öğretmen ilanlarında şu ibare yazılır oldu. İLF mezunları tercih sebebidir. Bir kişi eğer İLF mezunuysa diğer adayların önünde değerlendirilir. Şeklinde ibareler iş ilanlarında belirtilmektedir artık arkadaşlar. Arkadaşlar Lehrkräfte Plus programlarının ortak bir web sitesi var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu web sitesine girerek arkadaşlar bütün programların teferruatları hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Mezunlarla yapılmış olan röportajları dinleyebilirsiniz ve daha geniş bilgiler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah isteyen arkadaşlarımız, gönlünden geçen arkadaşlarımız Lehrkräfte Plus programına dahil olabilirler ve kısa zamanda sevdikleri mesleğe atılabilirler. Arkadaşlar böyle videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı ve bu videomuzu beğenmenizi sizlerden rica ediyoruz. Hepinizde meslek hayatlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.